Steph Curry and the Warriors next game. I've been looking forward to this for a while now. You know they'll be running and gunning. And Steph's gonna do two or three things that make you wanna stop and stare. But we can't let that distract us. Because if we lose focus for even a second, they'll be up 20. So maybe it's up to me to put on a little show of my own. Uzun bir aradan sonra tekrardan aksiyona dönmek çok güzel. Tabii ki pick and roll'lere de dönmek çok güzel. Hemen pick and roll'ümüzü çağıralım ve NBA'in alevli takımı Golden State'e karşı ilk asistimi alayım. Klasik bir Golden State maçı daha ilk çeyreğin bitmesine neredeyse 1,5 dakika var ama skor 26-23. Toplamda 49 sayı atıldı. Chris Bosh'un yokluğunda Birdman, Chris Anderson'la asistlerimize devam ediyoruz. Pick and roll'lere devam ediyoruz. Geçen maçta trollediği yetmiyormuş gibi bu maçta da bana çok az süre verdi koç. Ama biz gene de iyi oyunumuza devam ediyoruz. Tıpkı şimdiki gibi. Bir çaylaktan bir çaylağa oluşan köprü ve gelen sayılarla asistler. Yine anca oyunlarda olur dediğimiz bir maçtayız. Çünkü bu seneki Miami'nin performansıyla Golden State'in performansını göz önüne alırsak bırakın Miami'nin Golden State'i geçmesini. Yani bu maçın çoktan kopmuş olması lazımdı. Ama ben reboundlarımı toplamaya, Green sayesinde de asistlerimi kazanmaya devam ediyorum. Kadim dostum Sadi Mayr'ı arıyor gözlerim. Onunla bu maçta hiç görüşemedik. Hemen onu bir perdeye çağırayım da onunla hemen bir bağlantı kuralım. Boyalı alanda bombosun Stadi Mayr. Orta mesafe şutta başarı var. Teşekkürler yaşlı kurt. Körülü bir takıma karşı Allah'tan 66 overall'la yedek çıkıyorum ve Sean Livingston'la eşleşiyorum. Çünkü onu korumak çok kolay. Kendisi üçlükçü olmadığı için sürekli önünü açarak genişten savunma alabiliyorum. Bu arada sol tarafta bomboşum. Gönder bana bir üçlük deneyeceğim. Ve atış başarılı. Bu üçlükler için Curry'nin ileride rakibi olacak bir gencin fırtına öncesi sessizliği diyebiliriz. Her ne kadar kadim dostum olsa da, her ne kadar bugün bana bir asist vermiş olsa da, bugün Stoudemire'dan pek iş çıkmadı. Daha çok Birdman'dan iş var. Ben de onun yüzünden onun üstüne doğru oynuyorum. Güzel bir perde kurtar, ayakta kaldı. Birdman bomboşsun. Kimse içeri girmiyor. Bugün herkes orta mesafe şut deniyor. Ama asistler geldikçe problem yok. Eğer atlet overall'ım ya da smaç basma overall'ım yüksek olsaydı ben bu tip durumlarda 2.15'te hep alley-oop deniyordum ama tabii ki şu an öyle bir şansım yok. Ama Livingston'dan sıyrıldım ve faul aldım. Şimdi faul aldım diyorum ama çok sevindirici değil. Çünkü ne olacağı belli değil. Ama ilk atışımız mükemmel zamanlamayla giriyor. Bakalım 2'de 2 atabilecek miyiz? Mükemmele yakın atış. Zorladı ama girmeyi başardı. Sabırla ve umutla NBA'yi domine edeceğim günleri bekliyorum VC pointlerini alarak. Çünkü şu an skorer olarak cılızım, rebound olarak cılızım. Aslında asist fena değil ama o da pick and roller sağ olsun. Gene Birdman'le bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama pek izin verilmiyor. Tekrar kadim dostum Sadi Mayr'ı pike çağırıyorum. Hadi aslanım, hadi koçum. İşte bu kadar, verin bana asistleri. Yapabildiğimiz tek şey şu an bu çünkü. Ve koçum bana takık olması sebebiyle yine 4. çeyrek oyuna girmeyip maçımızı kendi adımıza burada tamamlıyoruz. Ama Golden State Warriors gibi etkili bir rakibi yendiğimiz için çok mutluyum. Yani o kadar uzun bir haftalık bir aradan sonra daha uzun bir video, daha uzun bir maç koymak isterdim. Ben de yani çok üzgünüm. Ama koç takık olunca yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz hemen şöyle bir istatistiklerimize geçelim kısaca. 5 sayı atmışız arkadaşlar. 3 rebound, 7 asistimiz var. Hiç bloğumuz yok. Bir top çalmamız var ama o top çalmamız bir boka yaramadığı için koymadım maçta. 3'te 1'lik bir field goal olayımız var. Olayımız ve oranımız. Bir de konuşsak çok güzel olacak. 2'de 2 free throw, ki saatli bombaya dönüşen free throw'lar için bu güzel bir istatistik. 15 dakika oyunda kaldık. Neyse arkadaşlar. Ardından hemen bu videonun arkasından gene hikayeli bir video gelecek. Gerçekten benim çok uyuz olduğum bir video gelecek. Çünkü Vic'in ne kadar çiğ süt emmiş bir insan olduğunu göreceğiz bir sonraki videoda. Ben izniniz için teşekkür ediyorum. Serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.